Evet arkadaşlar merhaba. Karavan tutkusu olarak, karavansız olarak bu sefer Makedonya'dayız. Şu anda Makedonya'nın başkenti Üsküp'teyiz. Bakın burası Makedonya Airport. Türk Hava Yolları'yla geldim. Uçak biraz geç indi. 10 dakikayla otobüsü kaçırdım Üsküp'e giden. Onun için araç kiraladık. Şimdi bugün araçla gideceğiz. 4 günde bir araç kiraladım. 4 gün boyunca Makedonya'da olacağım. Üsküp'ü, Ohri'yi, Manastır'ı sizlere göstermek istiyorum. Makedonya'nın bir tarafı benim dedelerimin yaşadığı ülke olması bir önemli tarafı benim için. Benim dedelerim, amcalarımın hemen hepsi burada doğmuşlar. Bir tek benim babam en küçük çocuk olduğu için Türkiye'de doğmuş. O yüzden ben hakikaten Üsküp'e, Makedonya'ya çok önem veriyorum. Ohri'ye çok önem veriyorum. Ohri benim atalarımın kenti. Şimdi böyle geldik. Saat işte 8.30 civarı otobüsü kaçırdık. Kiraladığımız araçla Üsküp'e geleceğiz. Bir gece Üsküp'te kalacağız. Elimden geldiğince Üsküp'ü size göstermeye çalışacağım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bakın şu anda bir gece çekimi yapıyorum. Şu anda Makedonya'nın başkenti Üsküp'teyiz. Bakın burası da Üsküp'ün en ünlü meydanı. Hemen burada İskender Bey, Alexander heykeli var. Hemen şu karşıda da bakın, meşhur taş köprü. Bu taş köprü çok eski bir Osmanlı eseri. Burası da meşhur Üsküp Meydanı. Hemen kaldığımız otel şu sokaktan girince biraz ileride solda kalıyor. Apartman şeklinde. Havalandan indik. Otobüsü 10 dakikayla kaçırdık. Araç kiraladık. Böyle geldik. Saat şu anda 11 civarı. Ama çok canlı ortalık. Şimdi şöyle size bir Vardar Nehri'ni göstereyim. Üsküp çok değişti. Özellikle son 20 yılda, hatta 15 yılda diyeyim, çevresi bayağı değişti. Bu binaların hepsi yeni. Şu anda gördüğünüz. Bu heykellerin hepsi yeni. Bakın. Bakın burası da Vardar Nehri. Bu Vardar Nehri bu şehri ikiye bölüyor. Bu taraf şehrin doğu tarafı. Daha böyle hani Müslüman kesimin yaşadığı taraf. Bu taraf da batı tarafı. Daha böyle Makedonyalıların olduğu ağırlıklı. Şehri kültürel olarak, sadece coğrafi olarak değil, kültürel olarak da ikiye bölüyor. Şimdi köprü üzerinde bir yürüyüş yapayım. Size bir köprüyü göstereyim. Çok önemli bir eser. Vardar Nehri'nin de çok önemli hikayeleri vardır. Hatta Vardar Obası şarkısını herkes bilir. Balkan Türkleri içinde. Bakın, Vardar Nehri böyle akıyor. O da en az 500-600 yıllık bir köprü. Altına yazarım kimin tarafından, hangi padişah zamanında yapıldığını. Bakın böyle üzerinde bol bol köprüler var. Evet, burada da başka bir köprü. Hemen Üsküp'e geldiğinizde en çok dikkat çeken şey heykeller. Bakın burada bir heykel var. Karşıda bir heykel var. Hemen şurada bir heykel var. Zaten Artbridge üzeri heykel dolu. Hemen şurada başka bir heykel. Hatta heykellerin de burada bir azınlık nüfus oluşturduğunu söyleyen insanlar var. Böyle espriler yapılıyor. Tabi bu heykellerin hepsi böyle son 15-20 yıl eseri. Yani bu şeyin coğrafya tamamıyla değişti, öyle söyleyeyim. Bu nehir kıyısındaki coğrafya tamamıyla değişti. Şu bir iki bina vardı eskiden. Şu karşıdaki bina vardı ama mesela şunlar yeni, bakın şu anda. Ben çünkü buraya bir
15-20 yıldır geliyorum Üsküp'e. Balkanlarda çalışmıştım. Bahsettim size. Nedenle çok gidip geldim Üsküp'e. Eski halini de biliyorum. Şimdiki halini de görüyorum. Ha, çok değişti. Evet. Üsküp gecesi bu şekilde. Evet, bu heykeli gündüz de çekeceğim ama şimdi akşam hoşuma gitti. Muhteşem güzel bir sanat var ortada. Bakın, bir anne ve çocuktan oluşan 4 tane heykel var. Anne hamile. Annenin küçük bir çocuğu var, sonra daha büyük çocuğu var vesaire. Öyle bir evreleri anlatıyor. Muhtemelen. Bakın. Burada hamile, sonra daha küçük çocuk. Daha şey, burada artık büyük çocuk. Böyle bir heykel. Aynen. Evet, yavaş yavaş son virajdan geçtik. Şimdi Türk Mahallesi'ne doğru ilerliyoruz. Bu bölge daha böyle Müslüman mahallesi gibi. Bakın, burada da Filip'in heykeli var. Bu ikinci Filip. Yanlış hatırlamıyorsam. Atın üzerindeki de İskender, diğer taraftaki. Buradan böyle karşılıklı selamlaştıkları söyleniyor. Ya şimdi çok karanlık, belli olmuyor olabilir. Burada da İspanyol Türk Mahallesi başlıyor. İşte süvenir, hatıra eşya dükkanları vesaire öyle. Evet, Türk Mahallesi'nde gece hayatı. Çekeyim dedim. Saat 11:30 civarı, artık yavaş yavaş ortalık sakinleşmeye başlamış. Bakın. Evet, ortam şöyle. Evet, Türkiye'de bir kasaba havası gibi. Kendinizi yabancı hissetmeyeceğiniz bir ortam var. Dönerciler, lokmacılar, lokmades, çiğ köfte, her şey var. Evet, arkadaşlar, bakın Üsküp'te kaldığımız apartment bu şekilde. Burası tuvaleti. Burada bir duşa kabini var. Gayet temiz, bakımlı bir banyosu var. Burası rooftop apartment, yani çatı katı dairesi gibi gözüküyor. Bakın, burası salonu. Lavabosu, işte bulaşık şeyleri, mikrowave'i, buzdolabı, televizyon, büyük ekranlı, işte böyle bir salon. Bakın, kahve makinesi var. Evet. Burası yaklaşık 58 euro geceliği. Hani fikir olsun diye burayı gösteriyorum. Tam da şehir merkezinde, şimdi yerini de göstereceğim dışarı çıkınca. Dün akşam karanlıktı, geç saatte geldik, o yüzden çekemedim. O yüzden şimdi çekiyorum. Evet, bakın, burası da yatak odası. Öyle gayet güzel. Eğer araçla gelirseniz, bakın hemen şurada böyle bir otoparkı var. Buraya aracı koyabiliyorsunuz. Geceliği 9 euroymuş. Evet, bakın, burası bizim kaldığımız apartman sistemi. Alt dizişli bir kod veriyorlar. Biz Booking.com'dan ayarladık. Buradan alt dizişli kodu girdiğiniz zaman, hemen gireyim şimdi. Bakın, şu şekilde açılıyor.
Burada iki daire var. Hemen yukarı çıkıyorsunuz buradan. Bizimki yukarı daire. Aynı kodu orada da giriyorsunuz. Orada da böyle bir sistem var. Bak şurası gibi. Burası gibi. Evet, daireye giriş yapıyorsunuz. Bu sistemde anahtar taşıma, kart taşıma derdi yok. Şu aradan giriliyor. Burası da hemen şehrin ortasındaki Aleksandr, yani İskender heykeli. Yani ne kadar merkezi olduğunu göstermek için şey yaptım, kamerayı açtım. Burası şehrin tam merkezi. Evet, kahvaltı için bakın şöyle bir setup yaptık. Böyle peynirli bir croissant. Yanında normal croissant ve şöyle fındıklı, fındık ezmeli croissant. İki tane de kahve geliyor. Bir macchiato, bir de americano. Bu setin fiyatı yaklaşık 640 dinar tutuyor. Yani fikir olsun diye söylüyorum. Yani yaklaşık 10 euro. Buranın karakteristiklerinden bir tanesi de bakın bu çift katlı otobüsler geliyor bir tane. Bakın bir tane daha geliyor. Bakın sokağın ortasında bir heykel. Böyle binlerce heykel var. Yine sonradan yapılan, hani genelde şehirlerin girişlerinde olur böyle yapılar. İşte şey de var, Trump Ark. Şeyde Şanzelize'nin başında vardı mesela. Hemen şöyle geçeyim daha güzel göstermek için. Şimdi böyle bir yapı yapılmış. Makedonya. Evet, böyle bir kapı. Buradan şehir merkezine giriyor. Direkt Aleksandr heykeline çıkıyor. Bu da sonradan yapıldı. Muhtemelen son 12 yılda yapılmış eserlerden bir tanesi. 12-13 yıldır. Bunlar 2012-2015 o arada yapıldı. Bakalım şurada ne yazıyor. Yalnız aşırı güzel heykeller ve sanat eserleri var. Onlara bayılıyorum. Burada ne yazıyor? Şimdi ona bakalım. Ha, buraya da Rahibe Teresa'nın sözünü koymuşlar. Evet, bakın burası da böyle kapıdan geçtik. Şimdi böyle düz gittiğimiz zaman meydana çıkıyoruz. Vero Market'e girdik. Hani biraz böyle fikir versin diye burayı da çekeyim. Mesela domates 133-135 dinarmış. Soğan 32 dinar. Sarımsak 399 dinar. Ha, yoga bellalar 99 90 dinarmış. Meyveli yoğurt. Bakın labne peynir gibi 114 dinar. Kaymak 139 dinar. Yağlarından bir fikir vermek için mesela bakın extra virgin olive oil seniye 1019 dinarmış. Başka? Ha bakın şu güzel Spiros 829 dinar. Ne kadar bu? 1 litre değil. 750 mililitre. Yani fikir olsun diye söylüyorum.
Bunlar yaklaşık 10 euro. Yani 400 küsur. 400 lira. Bak yine Türkiye'den bildiğimiz ayvar sosları. 249 dinar. Biraz daha büyüğü 345 dinar. 325 dinar. Değişik ayvarlar var. Bakın bu daha farklı. Domates değil. Belki de yeşil. Ay yeşil biberdenmiş bu. Kırmızı biberden değil, yeşil biberden. Bu da 275. Ya ilginç bulduğum için göstermek istedim. Evet bakın, bira 53 dinar. Amsteller 58 dinar. Yani 1 euro bile değil. Fiyatları da yaklaşık o zaman 35-36 lira. Evet bakın, yine vardır üzerindeki köprülerden birindeyiz. Büyük, trafik olarak da açık bir köprü. Burada da yine heykeller, sanat eserleri gözümüze çarpıyor. Çok da güzel. Şimdi buradan şöyle bir görüntü göstermek istiyorum size. Bakın. Böyle gemiler var. Gemi şeklinde restoranlar var. Bardır üzerinde. Buradan da böyle şehrin silüeti gözüküyor. Bakın böyle nehrin kenarında yürüyüş yolları var. Bak güzel yapmışlar. Metal. Evet buradan da şehrin bu tarafı, diğer tarafı. Çok turistik olmayan tarafı. Bakın bisiklet yolu ve yürüyüş yolu nehir boyunca devam ediyor. Çok güzel. Evet, şimdi buradan geri döneceğim. Ve sanat köprüsünden geçip karşıya geçeceğim tekrar. Yani sonradan yapılmış olmasına rağmen yine de estetik olarak güzel duruyor. Evet burası da Freedom Bridge'miş, yani özgürlük köprüsü. Burada şey yazıyor, Makedonya insanları uzun yıllar özgürlük için savaşmıştır. İşte binlerce insan hayatını kaybetmiştir bu uğurda. Bu köprüde işte bu insanların şerefine yapılmıştır. Ve nesiller için diyor, bu şeyde hayatını kaybeden yüzyıllar boyunca insanlar için yapılmış bir köprü. Evet, Freedom Köprüsü. Şimdi buradan da bakın Art Köprüsü'ne doğru geçiyorum. Böyle bir yürüyüş yolu var. İnsanlar çok güzel, böyle nehir boyunca yürüyüş yapıyorlar, bisiklete biniyorlar. Düz bir şehir Üsküp. Hani yokuşu yok çok fazla, o yüzden bisiklet yapılabilir. Bir şehir. Şimdi yanımdaki binalar sanki 100 yıllık binalar gibi duruyor ama tarihleri 20 yıl falan ötesine gidiyor. En fazla. Evet, bu köprü de o kadardır muhtemelen. Sonradan makyaj görmediyse, bu da yeni bir köprü muhtemelen. Art Köprüsü. Bakın şu anda da Art Köprüsü'ne geliyorum. Hemen onu da okuyayım, kitabesini. Sokak lambaları çok güzel. Bu da 2012'de yapılmış dediğim gibi. Burada da işte Makedonyalı artistler, sanatçılar için yapılmış. Onları kutlamak için yapılmış. 35 tane heykel varmış. Bunlar işte bilinen eğitimciler, yazarlar, kompozörler, müzik kompozörleri ve aktörler için yapılmış. Onların heykelleri var yani sonuçta.
Evet, bu tabii Makedonya'nın kültürel mirası için önemli bir eser. Önemli eser teşkil eden kişilerin heykelleri olmasa da önemli bir. Evet, bakın 35 tane, her birinin altında kim olduğu yazıyor mesela. Stella Pop olmuş, writer, yazarmış. Bakın şair Adem Gaytani. Banco Nicoleschi, writer. Evet, tek tek bakmayacağım. Ama yani kültürel miraslarına sahip çıkmak için çok güzel bir eser yapmışlar. Keşke İstanbul'da da böyle bir eser olsa, isterdim. Yani insanlar geçerken baksalar, okusalar kim olduğunu. Hatta küçük bir tarihçeyle ilgili, o kişiyle ilgili biyografi olabilir. Bence çok güzel, çok faydalı. Bir kısmı sökülmüş. Şeyleri, tabelaları. Evet, üzüldüm. Bakın painter, ressammış. Bakın vardır ırmağı boyunca böyle ahşap tekneler var. Ya yani tekne maketleri var diyelim, tekne değil. Altlarında beton şeyler var, temeller var. Ama çok güzel yapmışlar, çiçeklerle bezemişler. Göstermek istedim size. Bunlar restoran olarak kullanılıyor. Bir tane daha var hemen şurada ama o biraz eskimiş artık. Çürümeyi yüz tutmuş. Burası böyle güzel, hoş. Biraz önce Art Bridge'i çekmiştim. Şimdi bakın burada da başka bir bridge var. Köprü var. Burada da Makedonya tarihi açısından önemli kişiler anladığım kadarıyla. Yöneticiler vesaire. Şimdi bakalım bu köprü ne köprüsüymüş. Onu da bir okuyalım. Ha, bu Bridge of Civilization, medeniyet köprüsüymüş. Bu da 2013'te yapılmış. Burada yaşayan medeniyeti temsilen yapılmış. Bunlar şey, arkeoloji müzesi bu. Yani arkeoloji müzesi, Makedonya arkeoloji müzesi bunlar, heykelleri, replikaları. Evet. İleride art köprüsü vardı, sanat köprüsü. Burası da medeniyet köprüsü. Evet, şimdi meydana geldik. Bu da bizim köprümüz. Taş köprü. Stone Bridge. Bakın, sanat köprüsü 2012. Medeniyet köprüsü 2013 yapımı ama bu yaklaşık 500 yaşında bir köprü. Osmanlı köprüsü. Bence buranın en güzel köprüsü bu. Ama en bakımsızı maalesef. Evet, 3 günlük Ohri'den sonra Üsküp'e geri döndük. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakın. Burası opera binası. Arabamızı oraya park ettik. Bugün akşama kadar buradayız. Gördüklerimi yine size paylaşacağım. Bakın. Burada Bridge of Arts var. Sanat köprüsü. Burada da Bridge of Civilization. Şimdi Stone Bridge'e doğru yürüyoruz. Günlük gezimizin 3 gününü Ohri'ye ayırdık. Bir günü Üsküp. Ohri çok güzel çünkü görülecek, gezilecek çok yeri var. Şimdi buradan bir Türk çarşısına gideceğim. Size bir orayı göstermeye çalışacağım. Oradan da bakacağız. Hava biraz bugün böyle yağmurlu, rüzgarlı. Fırtınavari bir hava var. En son ayrılırken 35-36 dereceydi, çok sıcaktı. Bugün daha böyle serinlemiş, daha güzel olmuş. Evet, şimdi ikinci Filip heykeline doğru yürüyorum. Arkası Türk çarşısı. Buraya doğru geliyorum. Çok dikkatimi çeken şeylerden birisi şu parke taşları oldu. Yani bu kadar bakımsız parke taşı hiçbir yerde görmedim.
Ki burası Üsküp merkezi ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bakar mısınız? İnsan Türk çarşısı diye mi böyle? Soruyor kendisine. Engin çiğ köfteye kadar gelmiştik. Her yer kapalıydı. Şimdi devam ediyoruz. Evet, bakın Destan. Bu da buranın meşhur köftecisi Destan. Köfteleri biraz daha pahalıymış galiba. Ama buranın meşhuru. Burada işte çay ocağı gibi bir yer var. Kahve içmek için. Türk kahvesi, çay vesaire. Ooo, bakın. Ne olursa bir de sette pompim yok. Bunlar son. Bakın Türk çarşıda dolaşırken birçok cami var. Bu da bunlardan bir tanesi. Burası Arasta Camii. Bunun tarihçesiyle ilgili bilgi veririm. Evet, hava bir anda bozdu. Yağmur başladı. Benim de vaktim sınırlı. Onun için burayı çekmek için çıkıyorum şimdi. Bak, karşıdaki camide Mustafa Paşa Camii. Evet, burası da Mustafa Paşa Camii. Bakın. Mustafa Paşa, dediğim gibi bölgenin komutanı iken bu camiyi yaptırmış. Bu civardaki 4 köyün geliri kendisine gelir kaydediliyormuş o zaman. Bu köylerin ismini hatırlamıyorum. Daha sonra Mustafa Paşa 2. Beyazıt ve Yavuz Sultan Selim zamanında vezirlik de yapmış. Ben şöyle bir göstereyim. Buranın medresesi herhalde yıkıldı kalmadı. Şu anda göremiyorum. Evet. Buranın en önemli camilerinden bir tanesi. O yüzden burayı göstermek istedim. Evet, şu sağdaki yoldan kaleye çıkılıyor ama hava çok bozuk. Ne olacağını bilemiyorum tam. Onun için çıkmayacağım. Buradaki en önemli cami burası. Üsküp'teki. Evet, Türk Mahallesi'nde, Türk Çarşısı'nda yürüyüşümüz devam ediyor. Thank you.
Yine Üsküp Çarşı içindeki eserlerden Muratpaşa Camii. Bu da 15. yüzyıl eseri. Bakın. Böyle. Çok tarihi bir çarşı. Her yerinde tarih var. Çarşıda böyle gidiyor. Bakın yine iç çarşıdan bir eksantene. Hemen yanında Orhut Kafe var. Yukarıdaki Mustafa Paşa Camii. Cami Murat Paşa Camii. Evet, böyle bir manzara. Evet arkadaşlar, Makedonya Üsküp Havalimanı'ndayız. Gezimiz bitti, artık İstanbul'a dönüyorum. Havaların dışından çekecektim ama koşturmacı arabayı teslim etti. Kiralık arabayı vesaire. Öyle geçti. Şimdi uçağıma doğru gidiyorum. Kapısına doğru. 203 numaralı kapı. Böyle güzel geçti yolculuk. Özellikle Ohri tarafından çok keyif aldım. Üsküp biraz aceleye geldi ama yani Üsküp Ohri mi derseniz ben her zaman için Ohri derim. Yani 4 günümüz varsa 3 günü Ohri ayırıp bir gün Üsküp'e yeter. Çok fazla görecek. Yani Ohri kadar şey yok. Güzel ama Ohri ayrı bir yer. Evet, şimdi kapıya gidiyorum. Yeni macerada görüşmek üzere. Karavanla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın arkadaşlar.